Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT IT Geometri Kampı'nın 20. haftasının 3. videosundayız. Çember ve daire konusuyla ilgili ÖSYM'nin sorduğu soruların benzerlerinin testlerini çözüyorduk. Evet kitabımızda da test 3'ü çözeceğiz yani. Kitabımızda da sayfa numarası kaç yapıyor? 189 ve 190'ı çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde K ve L noktalarından geçen en küçük çember çiziliyor. Arkadaşlar K ve L noktalarından geçen en küçük çember. Yani K'lıya kiriş mi olacak? Yani K'lıya kiriş olacak şekilde ben bir sürü çember çizebilirim. Hocam mesela bir tane çemberim bu. Sonuçta iki tane noktadan sonsuz tane ne geçer arkadaşlar? Sonsuz tane çember geçer. Ya da hocam hop şöyle de bir çember olabilir bu. Bak 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 dikkat, dikkat et. Şöyle de bir çember olabilir. Ya da hocam şöyle de bir çember olabilir. Bak daha geniş şöyle de bir çember olabilir. Çemberim ne oluyor? Daha da bu şekildeyken büyüyor değil mi? Ha, ben şu yorum yapabilirim o zaman. Hocam çemberindeki kiriş bak şu öyle bir çember çizdim ki kirişim böyle o çemberde küçük kiriş oldu değil mi? Ama şöyle bir çember çizdim bu çemberde o kirişim sanki kiriş sabit ama kiriş büyük kirişlerden yani bu çemberde kiriş bak şuna dikkat et şunu söylemek istiyorum. Şu aşağı doğru gittikçe ne oluyor? Küçülüyor. E, yukarı doğru gittikçe ne oluyor? Büyüyor. E o yüzden öyle bir kiriş seçmeliyim ki yani kirişi öyle bir konumlandırmalıyım ki ben o zaman daha da büyütmeliyim. Yani çembere göre daha büyük bir kiriş olması lazım değil mi? En küçük çemberi çizebilmesi, çizebilmem için. Ters mantık yaptık. Şunu demek istiyorum. Bir çemberde şöyle en büyük kiriş neydi? Çaptı. Hocam şu çap. Çaptan uzaklaştıkça kiriş ne yapıyordu? Küçülüyordu değil mi? İşte şu konumdayken çemberimiz bak şöyleyken kirişimiz böyle tamam sabit 5 birim uzunluğunda ama çemberin şuradaki çemberin küçük kirişlerinden biri oldu. Eğer ben öyle bir çember çizersem, şöyle bir çember çizdim. Daha da büyük kirişlerinden bir yol biri oldu. Yani 5'ten daha küçük kirişler de var. O zaman ben bunu en büyük kiriş yapacak olursam eğer, yani en büyük kirişte ne oluyor? Çap oluyor. Eğer ben buradaki KL uzunluğunu en büyük kiriş yapacak olursam, o zaman ne olacaktır? ben buradan K ve L noktalarından geçen en küçük çemberi çizmiş oluyorum. Yani KL çap olursa şunu demek istiyorum. Daha da ayrıntılı bir şekilde vermek istedim onu. KL çap olursa bizim çemberimiz küçük oluyor. KL'nin çap olması demek ne demek? Hocam 5 birim yani yarı çapının 2,5 birim 2,5 birim olması demek. Hatta birim kare demiş ama ben bir kenarı 2 alayım işim daha da kolaylaşsın şöyle. Ben bunu çap olarak seçersem çemberim daha da kolay olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle çemberim şuradan bir yerden geçecek. Yarı çap 5 birim olacak. 5. Şöyle 2, 4, 5. Tam buradan geçecek. Tam buradan geçecek. Yani çemberimiz şu noktalardan geçecek. Şöyle çiziyorum. E'den geçiyormuş gibi çizdim ama belki başka noktalardan da geçer. E'den geçtiğini de istersen. İşte bu şekilde bir çember olacak. Büyük ihtimal cevap E. Niye e hocam? Yarı çapı E olması lazım. Yani şuradaki noktaya olan uzaklığı kaç olması lazım? 5 olması lazım. Sen şu A'ya bakacak olursan. Hocam 1 burası, 2, 4 burası. Dikkat et. Hocam burası 2, burası da 2. 4, 16, 17 yapıyor. Kök 17 yapıyor burası. Cık, olmadı. Sonra şuraya bakacak olursan, B'ye bakacak olursan hocam şurası da 2, 4, 5 birim zaten burası. 5'e 5'e 4'ten dolayı bir yarı çarp 5 gelmiyor. Şuraya bakacak olursan hocam burası 3, burası 2 olduğundan bu da olmuyor. D'ye bakacak olursan hocam burası 1, 2, 4, 6 burası. Buradan dik üçgenden 5 çıkmıyor. Ama şuraya bakacak olursan hocam şu üçgene dikkat et. Bu üçgene dikkat edecek olursan yarış yap 5 arıyoruz ya. Hocam burası 3. Burası 4. 3 4 5 üçgeninden 5 çıktı. Evet. Bir noktaya 5 birim uzaktaki noktadan geçmek zorunda. Buradaki KL'nin tam ortasında olan nokta merkez olduğunda çember E noktasından geçmek zorunda. E hocam 2.5'tan da yapardık da yani 2.5 buçuk sıkıntıydı. Buçukla uğraşmaktansa şuralara 2 birim olarak verdim. E noktasından geçtiğinde net bir şekilde gördük mü gördük. Evet birinci soru Edremit oldu geldik ki. O daire diliminin merkezi. O, A, C, D. Bir deltoidmiş. Hocam şu bir deltoid. Hop şöyle hop şöyle. Deltoid olduğu için şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Sonra O, A'yı 6 vermiş. Yarı çap 6, yarı çap 6. Şimdi benden bu parçaların alanları isteniliyor galiba. E ne yapacağız? Daire dilimi oluşturmak zorundayız değil mi? Daire dilimi oluşturalım hocam. Hop şöyle daire dilimi oluşturacak olursak. Bir deltoid vermişti. İyi ki eşitliği koymuşum. Bak yarı çap uzunluğu 6. Burası da 6 değil mi? Evet. Aa ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 60'ar derece. E hocam burada da bir x dik üçgen çıktı. E o zaman burası da kaç oluyor? 45 45 oluyor. Şimdi şu A alanını ve B alanını ayrı ayrı bulacağım ve toplayacağım. A alanı belli bir belli. Şu dilimin alanından eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. Yani pi r kare 60 bölü 360'dan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. O da ne yapıyor? Hocam sıfırlar 36'lar gitti. 6 pi eksi 9 kök 3'e eşit oldu. Şimdi de B alanını yazalım istersen. B alanında Hocam şuradaki dilimden üçgenin alanı çıkartacağım. Hatta 6 bölü köklüler bunlar 3 kök 2 3 kök 2 yapar. E, ee, dilimin alanı yarı da kaç? 6 değil mi? Evet. Pi B alanından bahsediyorum. Pi 6'nın karesi 45 bölü 360. Eksi üçgenin alanı da 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 değil mi? Evet. Şimdi burada hocam neler geliyor buradan? Şunla, şu sadeleşince 8. 36'yı 4'e böl. 9. Bunu 4'e böl 2. 9 pi bölü 2. 9 pi bölü 2. A eksi. Şunlar şunlar 2 yaptı. Bunda da işte 9 yaptı burası. Benden de toplamalar isteniyor. O zaman A artı B'yi toplayacak olursak eğer. Şu ikisini toplayacak olursam 6 kere 2 12. 9 daha 21. 21 pi bölü 2 artı değil eksi. Şu ikisinin toplamı da 9 kök 3 eksi 9 mu geldi? Evet. Yani cevap böylelikle 21 pi bölü 2 eksi 9 kök eksi 9 yaptı. E oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Birim kareler üzerin, üzerine çizilen. Evet birim kareler üzerine çizilen. O merkezli iki birim yarıçaplı çaplı dairenin. Evet yarı çapı iki birim arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada iki birim olduğunu. Ve bir kısmı şekillik gibi boyanmış. Buna göre boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradaki yay uzunluğunu bulabilirim. Bunda herhangi bir problem yok. Ama buna ait bir dilim oluşturmam lazım. O dilimi de nasıl oluşturabiliriz? Hocam şöyle ve şöyle bir dilim oluşturdum. Merkez açısı burası değil. Dikkat et. Merkez açısı neresi yapıyor? Hop şurası yapıyor. Tamam yarı çapta 2 birim uzunluğunda. Peki yarıçap çap 2 birim mi? Evet 2 birimi yazdık buraya. Hocam bu da 2 birim. Ee, sonra şuraya bak. Burası 90 derece burası bir birim. Açı lazım mı bana bak. Çok güzel bir şey çıktı. Hatta şuradan da yapabilirsin. Şurası bir birim mi? Evet. Şurada, şurası bir birim olduğu için. Boyalı kısmın çevresi isteniyor. Tam buraya gelmiş. E hocam burada şunu şöyle söyleyebiliriz. Şuradan gideyim. Burasının 90 derece olduğunu nereden biliyoruz hocam diye sorasınız geldi büyük ihtimalle. Hadi ben bunun 90 derece olduğunu bilmiyorum ama burası burası zaten 90 yani şununla şu paralel mi olduğunu bilmiyoruz değil mi? Hadi şöyle yapalım o zaman. 90'ın karşısı 2 iken burada hangi açının karşısı? 1'dir 30'un. Hocam burası kaç çıktı? 60. Aynı mantıktan dolayı burası da 1 olduğundan burası da 90 derece ya burası da 30 derece oldu mu? Oldu. E burası da kaç çıktı? 60 çıktı. E hocam şu doğrusal olduğundan 60-60 ise bak burası da kaç oldu? 60 derece oldu. Hatta burası da 180 derece. Bu açı komple kaç yapıyor? Şöyle bakacak olursam buradaki açı hocam 180-60-60 yani 300 derece yapıyor. Burası 300 derece. 300'lük bir yay uzunluğu var. Yani 2 pi R. 300 bölü 360. Artı hocam şurası ne? 62 ve 2 var ya şurada da bir eşkene üçgen çıktı mı? Çıktı. Yani buranın bir birim olduğunu bilmiyorum ama burası toplamda ne oluyor? O zaman 2 birim oluyor. Zaten burası 30 ya. E şuradaki açıya da 60 derece kaldı diyebiliriz. Hatta burası da 60 derece kaldı diyebiliriz. Eşkenarlık oradan da görülebilir. Peki buradan ne geldi? Buradan şu uzunluğu da ekleyeceğim. Artı 2'yi de ekleyeceğim. Hocam neler geldi buradan? Şunlar sadeleşti. Işte 6'ya bölsen 5. 6'ya bölsen 6. 2'ye böl 2'ye böl 3. O zaman 10 pi bölü 3 mi yaptı burası? Evet 10 pi bölü 3 artı 2 cevap yapacaktır. Yani 3. soru Akçay oldu. Geldik 4. soruya. İki yarım çember verilmiş. Teğet noktası verilmiş ve şunlar birbirine paralel verilmiş. Verilen bilgileri kullanacağım. Şuraya bir R, R dersem. O merkezinin yarı çapı ne oldu? 2R oldu. Burası 2R. E merkez var. Teğet var. Çektik. E tamam diki çizdik. Sonra ne yapacağız hocam burada? E yapacağımız hamle belli aslında. Sıkışınca bir de büyük çemberi de yarı çapında kullanacağım. En etkili silahım neydi? Yarı çap çizmekti. Büyük çemberin yarı nasıl kullanabilirim? Hocam buradan hop şuraya çizebilirim. Çizdim. E çizince de ne çıktı? Yarıçap uzunluğunda 2R. E sonra ne yapacağız? Şunlar da birbirine paralel ya. 90 ise burası da 90. Şurada bak bir dik yamuk karşımıza çıktı. E dik yamuktan neler yapıyorduk arkadaşlar? Yapacağımız sanırım ne belli. Dik üçgen oluşturmaktı zaten. Dik dörtgen oluşturmak. Yani şuradan bir dik dörtgen oluşturursan. Eğer ne çıkıyor burada? R ise R. Buraya 6 eksi R kaldı. E hocam burası da R ya. Bak burası da R oldu. E o zaman Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. Hatta Pisagor bağıntısını boş ver. 90'ın karşısı 2R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un hocam. E o zaman burası da 60 yaptı. O zaman burası da ne olması lazım aslında r kök 3 olması lazım. E o zaman 6 eksi -R, r kök 3 eşit ya da r kök 3 artı r eşittir 6 da diyebilirsin. Fark etmez. E, buradan şunu yazayım. 6 eksi r eşittir r kök 3 olduğundan dolayı attık öbür tarafa 6 eşittir r kök 3 artı r yaptı. Buradan r parantezini alınca kök 3 artı 1 eşittir 6 yapar. R de buradan 6 bölü kök 3 artı 1 yaptı. E, kök 3 artı 1 yaptı burası. Ne yapacağız? Eşleniyle. Köküç eksi 1 eşleniyle çarpacağım. 6 çarpı köküç eksi 1 bölü karesi eksi karesi. Yani 3 eksi 1'den 2 yaptı burası. Şunlar da sadeleşince 4 yaptı. O zaman burası da 4 kök 3 eksi 4 yapar. Yani cevap ne yaptı? Bu 2'si sadeleşince pardon burası 3 yaptı. Yani cevap 3 kök 3 eksi 3 yaptı. Yani cevap Balıkesir yaptı arkadaşlar. 4. soruda geldik 5'e. Yarım çember verilmiş. Şurası K iken bak şurası K iken Kenan, Kenan Bey uzunluğu da 4K verilmiş. Kenan Bey neredesin? Şurası 4K verilmiş. E ne yapıyoruz? Anahtar kelimeleri kullanıyoruz. Merkez bu yarım çember verildiği için merkez şuralarda bir yerler dedim mi arkadaşım? Merkez varsa teğet varsa çek diki yapalım. Çek diki yaptık. Hocam şurası 90 burası 90 burası 90 olduğundan burası da 90'dır. Şurada bir dikdörtgen çıktı mı karşımıza çıktı. E, en etkili silahımız neydi? Yarı çap. E, yarı çapı da çizelim. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizince de şurada bir dik üçgen çıkıverdi karşımıza. Ve dikkat et bu bir dikdörtgen ya. Şurası 5K iken burası 5K. Ana yarı uzunluğu 5K. Yaz buraya 5K. E 4K 5K. 3 4 5 üçgenden burası 3K çıkar. Ve yarıçapın 5K olduğunu biliyorum. Yani burası da 5K. Burası da 5K olduğunu biliyoruz. E o zaman buraya ne kaldı? 2K kaldı mı kaldı. Şimdi her şey çıktı mı meydana? Çıktı tabii. 5K ise 5K. Bize ABC'de d dikdörtgenin çevresi verilmiş. ABC'de dikdörtgenin çevresi. Bir kenar 5K. Diğer kenar kaç K arkadaşlar dikdörtgende? Şuraya kadar olan kısım. 8K. 5, 8 daha 13. Aynı zamanda 13, 20. 26 mı yaptı? Evet. 26K eşittir. 50 olarak verilmiş K'yı da böylelikle 50 bölü 26 buluruz. Yani 2'ye bölü 25 bölü 13 şeklinde buluruz. Çemberin yarı çapı isteniliyor bizden. E yarı çapta arkadaşım 5K ya. 5 çarpı 25 bölü 13 isteniliyor bizden. Şunu ikiye böldüğümüz zaman evet. O zaman cevapta ne yapıyor? Çemberin çapı isteniyor pardon. Yani 2R isteniyor. Yani 10K isteniyor. O zaman bunu 10 çarparsak cevap 250 bölü 13 çıkacaktır. Cevap C oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet şekildeki O merkezli çemberin çapı 4 eşit parçaya bölünmüş. 4 eşit parçaya bölünmüş ve boyalı bölgenin alanı 24 pi. Yani şuraya R, R, R diye böleyim arkadaşlar. 24 bir olduğuna göre o merkezi küçük küçük çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Normalde arkadaşlar şu alanı bulurken ne yapacaksın? Hocam yarıçapı çapı kaç R olan? Bak şu çember yayı çapı bu ya. Çapı 3 R ise yarı çapı 3 R bölü 2 olan. Değil mi? Yani çapı 3 R ya. 3 R bölü 2 olan kullanacağız. 3, böl, 3, 3 R bölü 2 kullanacağımıza ben bunları böyle 2 R 2 R 2 R desem daha sağlıklı değil mi? Evet. Yani bunun yarı çapı ne yapıyor o zaman? 3 R yapıyor. Bak şunun yarıçapı 3 R yapıyor. Bunun yarı çapı ne yaptı? 2R yaptı. Büyüğünün yarı çapı ne yaptı? 4R yaptı. Şimdi burada yarı çapı 3R olan yarım daireden yarı çapı 2R olan yarım daireyi çıkartıp bu alanı bulabilirim. Sonra burada da yarı çapı kaç R? 4R olandan yarı çapı 3R olan yine burası değil mi? Şöyle bakacak olursan yarı çapı 3R'yi çıkartırız. Yarı çap 3R bunun yarı çapı da 4R olduğunu biliyoruz. Sonra bir iki alanı toplarız 24 pi'yi eşitleriz. Ama ben böyle bu tür sorularda hep yarım dairelerle uğraşıyorsak benzerlik tekniğini kullanıyorum. Benzerliklere baktığımız zaman yarı çaplar oranı benzerlik oranıdır. Birinin yarı çapı 2 r, diğerinin yarı çapı 3 r, diğerinin yarı çapı 4 r. Benzerlik oranı 2, 3, 4 değil mi? Evet. Benzerlik oranının karesi 4, 9 ve 16'dır. Yani şuradaki alanım 4 a ise 2 r'deki e, şu 3 r'deki 9 a yapması lazım. 9 a yapması için buraya 5 a kaldı. Hocam 3R'deki buradaki yarım dairenin alanında 9A yapacak. 4R'deki de 16A yapacak. 16A olması için de buraya 7A kaldı. Bak dikkat et ne çıktı burada. 7A 5A daha 12A. 12A eşittir 24 pi geldi. Buradan e o zaman A'yı buradan kaç buluruz? 2 p olarak buluruz. Benden O merkezli küçük çemberin yarı çapı isteniyor. Tamam. O merkezli küçük çemberin yarı çapı isteniyor. Şu ben A'yı buldum ya. Burası kaç pi yaptı? 8 pi mi yaptı? Evet. Oradaki küçük dairenin yarı çapı alanı 8 pi çıktı. O da neye eşit arkadaşlar? Yarı çapı 2 r tamam pi 2 r'nin karesi bölü 2'ye eşit değil mi? Yalnız r istenmiyor dikkat et. 2 r isteniyor. Bunun yarı çapı istenildiği için. E o zaman hocam buradan ne geldi? <laughs> buradan şu pi'ler sadeleşti. 16 eşittir. 4 r kare yaptı. Şunlar şunlar sadeleşince r kare eşittir 4'ten. r'yi de böyle 2 buluruz. A benden ne isteniyor? 2 R isteniyor. O da cevaben ne yapar? 4 yapar. Evet 6. soru Denizli oldu. Yarım dairelerde bilmiyorum ama bütün şekilde böyle yarım daireler varsa benzerlik alan ilişkisini ben kullanıyorum. Diğer türlüsünde dediğim gibi şu alandan bunu çıkart. Bu alandan bunu çıkart. Bana daha zor geldi açıkçası. Ben yarım dairelerde benzerlik yapıyorum. Tabi sana kalmış. Konu anlatımında da böyle anlatmıştım farkındaysan. Evet geldik 7. soruya. Yandaki şekilde O merkezli iki çember ile bu iki çembere teğet olan M merkezli çember verilmiştir. Evet iki yarım çember ve ikisine teğet olan bir çember. O merkezli küçük çemberin yarı çapı. O merkezli büyük çemberin yarı çapından altı birim az. Bak bak bak. Şimdi burada bir kere çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştirelim arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki o merkezli. Tekrar okuyalım. Küçük çemberin yarı çapı. O merkezli büyük çemberin yarı çapından altı birim az. Yani o zaman birisi R iken birisi R artı altı mı demek istiyor bize? Evet. R artı 6 olursa 6 bir azı olacak değil mi burası? Evet yani o zaman bunun yarı çapı kaç olacak? 3 olacak. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Büyük yarımdan küçük yarımı çıkartacağız. Evet R. Burası R artı 6. R. Tamam. Çıkartalım arkadaşlar. Ama orada R'yi de bulmamız gerekir mi? Dur. M merkezi çemberin yarı çapından ise bir birim fazladır. Hmm. Buraya 3 bulduk ya. Burası da o zaman bir birim fazla kaç olacak arkadaşlar? 4 olacak. E o zaman olay bitti. Şimdi ben büyük yarımdan yani büyük yarımın yarıçap kaç? 10. On. Pi 10'un karesi bölü 2'den. Neyi çıkartıyorum? Küçük yarımı çıkartıyorum. Pi 4'ün karesi bölü 2'yi çıkartıyorum. Bir de neyi çıkartıyorum? Şuradaki beyazı. Pi 3'ün karesi çıkartıyorum. Sonuca ulaşıyorum. Burası 50 pi yaptı. Eksi 16 bölü 2'den 8 pi yaptı. Eksi 9 pi yaptı. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? 50'den 17 çıkartınca 33 pi yapar. Yani cevabımız böylelikle balık kesir yapar 7. soruda. Geldik 8'e. Yandaki şekilde verilen ABC'de eşkenar dörtgeninin arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegen çizilmiş. Köşegen aynı zamanda nedir? açıortay ortay değil midir? Evet. Ve dikkat et burada şurada eşkenar dörtgenin teğet, iç teğeti çizilmiş. Aslında burada te teğet. Bu açı ortay tam merkezden geçmiyor muydu arkadaşlar? Evet. Şunu hatırla. Şu çemberde şöyle bir teğet teğet olunca tam merkezden geçen doğru açı ortay doğrusu oluyor Tam tersi. te teğet. Bu açı ortaysa tam nereden geçmek zorunda burası? Merkezden geçmek zorunda. Evet. Çemberin çapı 16 verilmiş. Yarı çapı kaç? 8. E, merkez var. Teğet var. Ç dikemen atma geldi. yarıçap 8. Bunu kullandık. A, köşegeni de AC köşegeni de 8 kök 5 olarak verilmiş. Oo, bitti. Ne var burada? Arkadaş 8 8 kök 5 ise 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası kaç çaktı o zaman? 8 16 8 kök 5 değil mi? Burası 16 oldu. Bu dörtgenin de eşkenar dörtgenin çevresi soruluyor bana. Şimdi burası eşkenar dörtgenin işte çemberi bu şekilde. Arkadaş diğer çemberde de teğet teğet merkezden geçen açı orta olacak ya. E, köşegenler açı ortaydı. Ben diğer köşegeni de çizince bu tam buradan geçmek zorunda. E o zaman burada da yine bir öklit bağıntısı var mı? Çünkü köşegenler dik kesiyor. H kare P K'dan burayı bulurum. Yani 8'in karesi eşittir. 16 çarpı A'dan 64 A'yı da kaç buluruz o zaman? 4 mu buluruz? Evet. E şimdi eşkenar dörtgenin bir kenarı 20 çıktı. O zaman çevrede 4 tane 20 var. O zaman cevap kaç çıkar? 80 çıkar. 8. soru denizli oldu. Geldik 9. soruya. Yandaki şekilde kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün sekizgeni verilmiştir. Fatma Kara doğrusu. Fatmakara Kara neredesin işte bu Fatma Kara doğrusuna F noktasında bak doğruya doğru diyor ama bak Fatma Kara doğrusu diyor. Şu Fatma Kara doğrusunu şu şekilde düşüneceğim. Bir doğru doğru parçası değil. Dikkat Fatma Kara doğrusuna F noktasında ve CD doğrusuna D noktasında. CD doğrusunu da çizelim arkadaşlar. Şöyle CD doğrusunu da çizdim. CD doğrusuna da D noktasında teğet olan çember çiziliyor. Evet şu doğruya F noktasında teğet olacak. Bu doğruya da D noktasında teğet olan bir çember çizeceğim. Hop. Şöyle mi yapacak arkadaşlar? Evet. Şimdi bu çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Düzgünce bir çizelim şöyle. Hocam işte bu çemberden bahsediyor bana. Şurada da tam teğet noktası. E burada bir şeyler yapmam lazım. Öncelikli olarak çemberin merkezi neresi? Burası. Hocam düzgün kaçgen bu? Düzgün sekizgen mi? Evet düzgün sekizgen. Düzgün sekizgen 360 bölü 8'den dış açısı kaç derece? 45 derece. Hocam burası 45 derece. Bak şurası da 45 derece değil mi? Evet. Şimdi çemberin merkezi burasıysa. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapsam. Tam burası teğet noktasıydı. O zaman burası da kaç derece oldu? 45 derece mi oldu? Evet. 90 derece olduğundan. Aynı şekilde burada da merkez varsa teğet varsa çek dik yapsam. Hocam dış açısı bak burası. Dış açısı burası. E burası da 90 derece olduğundan dolayı burası da 45 derece yaptı mı? Yaptı. Sonra merkezden geldiğim zaman şurada en azından şunu da çizebilirim. Bunu da çizdiğim zaman bir şey gelecek mi diye bakalım. Tam burası merkez bu arada. Merkez olduğu için şeyin merkezi değil ama değil mi? Düzgün çok merkezi değil. Çemberin merkezi. Bunu niye çizdiysek? Dur çizelim bakalım. Bu nedir? Şöyle bakacak olursak. Hocam bu yarı çap. Bu da yarı çap. Burası 4 burası da 4. Ha, şimdi 4'leri kullanacağım. Şuradaki çift çizgileri de kullanacağım. Bu bir deltoid. Bunun yarıçapı nedir diye soruluyor bize. R, R nedir diye soruluyor. E mecburuz arkadaşlar. Deltoid geldiğinde ne yapıyorduk? Hocam simetri ekseni olan köşegen önemli oluyordu. Şunu şöyle çizebiliriz. Aslında burada açı da belli oluyor. Şöyle bakacak olursak. Hocam dış açı 45'e iç açısı kaç derece oluyor? 135 derece oluyor. Şimdi 45, 45, 90. 135'ten dolayı ben şuradaki açıyı da bulabilirim. Şu gerçi 135 ile 45'in toplamı kaç yaptı? 180 yaptı. Aa hatta buraya da 135 derece kaldı. Cevap direkt o zaman 4 yaptı arkadaşlar. Bak dikkat et. Şurada bir dörtgen oluştu. Dörtgenin iç açılarına gittim ben. Hocam burası 135 derece ya, burası 45 ya. Bunlar ne oldu o zaman? Paralel oldu. 180'e tamamladığı için, o kural sağlandığı için. E aynı zamanda burası da 45. 135'e 45 hocam. Şunlar da birbirine paralel oldu. Yani bu bir paralel kenar yaptı. 4 ise o zaman burası 4'tür. E 4 ise burası da 4'tür. Hatta bir eşkenar dörtgen yaptı. Yani cevap böylelikle 4 yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. ÖSYM yine bu soruyu karşıda çıkarabilir. Bunu daha farklı yerde sormuştu. Sanırım düzgün altıgende sormuştu. Ben de sana düzgün sekizgende sordum. Aynısı karşına yine çıkabilir. Çünkü güzel bir soru. Ya ek çizim yapıyoruz. Çemberde de hani bu ara böyle e, kolay sorularda soruyorlar ya. Baktığın zaman aslında kolay bir soru. Sadece ince bir nokta var. Hocam şunu şöyle çizseydik falan filan ama çizgi çizmeden önce açıları bir yazayım dedim. İyi ki de yazmışım. Yoksa çizgi çizseydik burada şekli biraz daha karıştıracaktık. Evet 9. soru Ceyhan oldu. Geldik 10. soruya. Evet farkındaysan sorular sene arttıkça böyle 2023'e falan yaklaştıkça Sorular ne oluyor? Kolaylaşıyor. Çünkü çemberde açıda ya da çember konusunda, çember ve daire konusunda ÖSYM son yıllarda gerçekten kolay sorular soruyor. Ama eskiye dönebilir. O ilk testlere dikkat edin lütfen. Ee, burada da şöyle bir açı sorusu var. Bakalım açı sorusu nasıl bir soruymuş. Şimdi burada hiçbir şey yapamıyorum. Hocam burada çevre açı var. 32 ise ancak 64'ü yapabilirim. Çünkü açı ve yay ilişkisi bizim için önemli. X ise gördüğü yay 2x. Yani şurayı bulmaya çalışacağım. E hocam bu 14'ü kullanamıyorum. E o zaman en etkili silahımız neydi? Yarış yapacağız. Bek al sana yarı yap. Yarı çarp çizince yarı yap eşitliğini şöyle şöyle gösterelim. Hocam 14 bak burası da kaç yaptı? 14 yaptı. E ben buna ait bir bunu bu yayı bulmaya çalışıyorum. Merkez açı çevre açı yok. Bak en etkili silahım yarı çap çizince hop merkez açı oluştu mu oluştu. E, hatta yarı çap da şöyle gösterelim bir gösterelim. E, sonra ne oldu? Hocam 32 ile bu 14'ün toplamı hop burası kaç yapıyor? 46 yaptı. Bak x kenardan burası da 46. 46 46 92 yaptı. 180'e tamamlayanı 88 yaptı. Hocam merkez açıdan burası da 88 yapar. A çevre açıdan dolayı burası da 44 yapar. Yani cevap böylelikle Han oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. Yandaki şekilde yarıçapları ne diyor? Yarıçapları 4 ve 6 olan. Evet yarıçapı 4 ve 6 birim olan. Şurası da 6 diye göstereyim şöyle. O merkezdeki daire ile AOB açısı gösterilmiştir. Boyalı bölgenin alanları birbirine eşit olduğuna göre. Ya o zaman eşitleyeceğiz arkadaş. Burası 360 eksi x değil mi? Evet. Yarıçapı 4. Açısı da 360 eksi x olan. Hocam pi r kare 360 eksi x bölü 360 değil midir burada kalan? Evet. Eşitmiş. Hocam şu alanı ben nasıl bulacağım? Bu alanı da Şuradaki büyükten yani pi r kare x bölü 360. Bu sefer merkez açısı x. x bölü 360'dan şurayı çıkartacağım. Yani pi r kare x bölü 360'ı çıkartacağım. E hocam aslında şöyle bakacak olursak. Pi parantazını aldığımız zaman pi bölü 360 parantazını aldığımız zaman pi bölü 360'lar burada gidiyor mu? Gidiyor. O zaman burada hatta böyle 4'e ee, e bölsek bir de 4'e bölsek burası gitti burası gitti. Burası da 9 mu oldu? Evet. Yani burada 4 ile çarpıyorum. 4 çarpı 360 kaç yapıyor? 1040 yapıyor? Evet 1040 yapıyor. 4 kere 3 12. Yok. 4, 4, bir saniye. 4 kere 6 kere 4 24. 4 x 3, 1440 yapıyor burası. Eksi 4x eşittir. Şurada 9 kaldı. 9x eksi 4x mi yaptı burası? Evet. E buradan ne geldi o zaman? Şunlar şunlar gitti. O zaman keşke çarpmasaydım burada. 1440 dedik ama. 1440 eşittir 9x yaptı. Yani 4 çarpı 360 eşittir 9x aslında bu değil mi? Çarpılmış halini yazmayayım. Sadeleştirme yaparken daha kolay olacak. E hocam bunlar sadeleşti. 4 ile 360 ile 9 sadeleşti. Buraya 40 kaldı. 40, 40'la 40 da 4 çarpınca x ile böylelikle kaç buluruz? 160 buluruz. Yani cevabımız böylelikle 160 çıktı. 11. soru denizli çıktı. Tamamıyla işlem yap diyor sana yani. İşlemini yapınca da cevaba zaten tak diye ulaştık mı? Gençler ulaştık. Evet. Böylelikle test 3'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki dersimizde yani videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.